Zaten bu nedenle Alman kafelerin dış mekanları, bahçeleri açıldı, müşterilere açık e, sergiler, e, hayvanat bahçeleri vesaire, müzeler e, belirli hijyen kurallarına uymak şartıyla. E, açıldı. Peki son durum nedir Almanya'da? Bugün Almanya'da tatil e, olması nedeniyle üç günlük bir tatil var. E, bu nedenle e, vaka son vaka durumları sayıları ilgili yetkililere, Sağlık Bakanlığı yetkililerine ulaşılamadığı için e, bugün düşük görünüyor. 2682 yeni vaka yaralandı. Almanya'da 43 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle pandemiden dolayı, salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 80 7423'e yükseldi Almanya'da 62.5 olarak belirlendi son 7 günlük insidans değeri. Almanya'da perşembe günü aşı zirvesi düzenlenecek. Böylelikle okul çocuklarına özellikle 6 12 yaş grubundan itibaren 12-16 yaş grubuna ilişkin aşı çalışmaları nasıl olacak, hangi aşı ile olacak? Bu konu masaya yatırılacak. 7 Haziran'dan itibaren de Almanya'da gerek aşı merkezlerinde gerekse e, kliniklerde aile e, doktorlarının kliniklerinde öncelikle riziko grubu listesi kaldırılacak. Yani isteyen herkes aşı yaptırabilecekler. Eğitim bakanı bir e, açıklamada bulundu. Yeni eğitim yılına kadar bütün çocukların aşılanması gerektiğini belirtildi. Belirtti her ne kadar zorunlu olmasa bu bir olmasa da tavsiye kararı niteliğinde 12 yaş grubu ile 16 yaş grubunun özellikle yine Sağlık Bakanlığı yetkililerine göre Çocuklara e, Biontech aşısı uygulanacak. Bu konuda Avrupa İlaç Ajansı'na başvurulmuştu çocuklara onay verilmesi konusunda. Eğer verilirse Haziran ayından itibaren de böylelikle e, çocuklara yönelik bir aşı kampanyası başlatılmış olacak. Bu arada İngiltere'de yapılan bir araştırma koronavirüse karşı geliştirilen Biontech ve AstraZeneca aşılarının Hint varyantına karşı da e, koruyucu özelliği olduğu ortaya çıktı. Şimdi yaz sezonu olması nedeniyle özellikle bizim e, izleyicileri yakından ilgilendiriyor. Peki Türkiye'ye yönelik herhangi bir uygulama yeni bir uygulama var mı diye bu konuda da e, Sağlık Bakanı Yenişban Alman medyasına e, açıklamada bulundu. Yüksek tirajlı bir gazetesine verdiği açıklamada Türkiye ile test ve karantina anlaşması yeni bir anlaşma yapacaklarını e, belirtti. Özellikle şunu da söylemek istiyorum ki yine Sağlık Bakanı e, bir gazetesine verdiği demeçte işte, geçtiğimiz yıl Almanya'da İkinci dalganın özellikle Balkan ülkelerine gidildikten sonra ya da e, vatandaşların Türkiye'de aile ziyaretlerini gerçekleştirdikten sonra Almanya'ya döndüklerinde e, vaka sayılarında Almanya'da %50 oranında bir artış olduğunu belirterek bu nedenle her ne olursa olsun Türkiye'den Almanya'ya gelenler için test ve karantina yükümlülüğüne yolcular tabi tutulacak. Sadece Biontech için geçerli değil çünkü Türkiye'de Biontech yaptıranlar da var. Biyontek AB tarafından onaylandığı için eğer Türkiye'de Çin aşısını yaptıranlar Almanya'ya gelmeleri durumunda e, test ve karantina yükümlülüğüne tabi tutulacak. Aynı zamanda yine Almanya tarafından Türkiye hem risk bölgesi e, olarak devam ediyor hem de yüksek enfeksiyon bölgesi e, olarak devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına geldiğimiz zaman da zaten bu e, devam ediyor. E, aynı zamanda Türkiye'ye ve Türk vatandaşlarına seyahat ve turizm için uygulanan vize yasağının yine şimdilik devam edeceği bir anlamda Sağlık Bakanlığı tarafından da teyit edilmiş oldu. Bu arada konserler Almanya'da müzik veya spor etkinlikleri eee başlanacak ama tabii eskisi gibi bir Festival havasında olmayacak, ee, yani tamamen dolu bir festival havasında olmayacak. Yine insanlar müzik ya da spor etkinliklerine, festivallere giderken sokak festivali vesaire mesafeli, hijyen ve maske kurallarına göre uygun şekilde gerçekleştirilecek. Ee, yine bu arada. 27 AB üye e, ülkede uygulanacak dijital aşı pasaportu da Haziran sonunda hazır olacak. Böylelikle e, Haziran e, ayına kadar, Haziran ayına kadar beklemek zorunda vatandaşlar. Yine aynı şekilde üçüncü e, bir aşı olacak mı, olmayacak mı e, sorusu var. Sağlık Bakanı e, bu soruya da yine bir gazetesine verdiği demiş açıklık getirdi. Şu anda üçüncü aşının Almanya'da gerekliliği konusunda bir şey söyleyemeyiz dedi. Ancak eğer üçüncü aşı olması durumunda ise en erken kış aylarında başlanabileceğini söyledi. Bu arada Almanya yeni bir karar daha aldı. Dünden itibaren Alman hükümeti İngiltere'den gelenlere iki hafta karantina uygulayacak. 23 Mayıs yani dünden itibaren geçerli olmak üzere İngiltere'den gelen tüm yolculara aşılı olması ya da negatif test sonucuna bakılmaksızın iki hafta zorunlu karantina uygulanacağı belirtildi. Bununla Alman hükümeti özellikle Hindistan varyantını engellemek istiyor. Ancak İngiltere'den Almanya sadece vatandaşlığı ya da Almanya'da uzun süreli oturumu bulunan kişilerin giriş yapabileceği, bunun dışındaki kişilerin tren, hava yolu ya da karayoluyla ülkeye girişinin yasaklanacağı kaydedildi. Son haberimizde Avrupa Parlamentosundaki patent hakkı ile ilgili, çünkü Avrupa Parlamentosu korona aşılarının patent hakkının geçici olarak kaldırılmasından yana buna ilişkin karar e, Strasbourg'da kabul edildi. Özellikle sol parti e, Avrupa Parlamentosu'ndaki sol partili vekiller baskın daha doğrusu karşı oy kullandılar. Çünkü patentin kaldırılmasını istiyor sol parti. Pandemiden çıkış yolunun tek yolun monopollere son verilmesi ve aşıların patent haklarının mutlaka kaldırılması gerektiğini savunuyor sol parti. Genel olarak koronaya ilişkin Almanya'da öne çıkan başlıklar bu şekilde mücahit söz de. Süheyla Kaplan çok teşekkürler. Teşekkürler, iyi yayınlar.